Evet, bir kez daha karşınızdayız, bir kez daha buradayız. Selamlarımızı iletiyoruz. İngiltere'de 100'e yakın çocuk yeni bir hastalığa bulaştı. Kawasaki disease değil, benzeri bir hastalık. Koronavirüs bağlantısı kuruyorlar bununla. Ve tam olarak ne olduğu da bilinmiyor. Çok yaygın olmayan bir sendrom ve bir ölü var şu an. 14 yaşında bir çocuk öldü. İlginç bir haber tabii ki bu. 10 bin kişi bakım evlerinde yaşamını yitirdi. Boris Johnson'ın esas eleştiri noktalarından bir tanesi budur. Daily Express gazetesi İngiltere'nin 130 milyar sterlinlik vergiyi toplayamayacağını ve durgunluğa, ekonominin durgunluğa girmesinin en önemli sebebinin bu olacağını yazıyor. Bu arada Times gazetesi de vergileri artırmayın çağrısı yapıyor. Başbakan'a bugün Muhafazakar Parti'nin uyarıldığını ve İngiltere'de deniz sahillerinin, yürüyüş noktalarının şu anda açılıştan sonra dolu olduğunu söylemişler. Antibody test her neyse, bu konuyla ilgili, koronavirüsle ilgili İngiltere'de çok yaygın bir şekilde kullanılmasına izin verilmiş. Bu arada öğretmenler okul açılırsa öğretmen odasında buluşmasınlar uyarıları da var. Tabii ki okullarla açılması ayrı bir şey. Açılıp açılmaması daha tartışılıyor. Bu arada first test for virus, yani virüs için ilk test, antibody testleri yapılmaya başlamış, izin verilmiş. Bütün tabloid gazetelerde bugün önemli bir haber var. Dele Alli, Tottenham'ın 24 yaşındaki ve İngiliz milli takımının yıldızı Dele Alli, kardeşi, her ikisinin eşleri ve bir arkadaşları evdeyken iki bıçaklı soyguncu tarafından soyuldular. Sun gazetesi bugün bunu manşetten verdi. Dele Alli'nin bıçakla yaralandığını da söylediler. Bıçakla dövüldüğünü veya söylüyorlar. Bu arada Guardian gazetesinde açılımla birlikte trenlerin ve otobüslerin dolu olduğu haberi de bugün İngiliz gazetelerinin ön sayfalarında yer alıyor. Sun, Daily Mirror gazetesi 2 yıl süreyle özellikle NHS'in kahramanlarının maaşlarının da dondurulacağı iddiasının doğru olmadığını yazıyor. Bugün ulusal sağlık hizmetlerinde çalışan hemşirelerin maaşlarının da 2 yıl süreyle dondurulmasının kabul edilemez olduğunu, ama sendikalar virüsle karşılaşmayacak olanların maaşlarının dondurulmasına bir itiraz getirmediler şu anda. Kim milyoner olmak ister? Türkiye'de de popüler bir yarışma programı değil mi? Bu program bugün Sun gazetesinde manşette, Türkiye'deki değil tabii ki. Who Wants to be a Millionaire? İngiltere'deki program çok eleştiriliyor. Çünkü birçok kişinin kameralarla tespit edilmiş ki karşısında veya yan tarafında veya orada burada oturan izleyiciler tarafından bu şekilde uyarıldıkları iddia ediliyor. Anlattım şekil olarak, artık radyodan falan dinleyen varsa üzgünüm, göremediler ama göz kırparak, dudak oynatarak, işaret yaparak ve cheating millionaire winkers diyor. Cheating winkers, yani sahtekarlık yapan göz kırpıcılara gibi bir şey, sahtekarlar diyor. Bugün Star gazetesi nasıl duruyor? Find the gap, mind the gap, mind the doors please derler ya. Gittiyseniz Londra'ya bu lafı duymuşsunuzdur underground'da, metroda. Mind the gap, mind the doors. Tam kapı kapalırken aralığa ve kapıya dikkat ediniz diyor. İşte mind the gap, mind the doors. Financial Times'da find the gap diyor. Yani trene bindiyseniz
bir aralıcık bulun, o kadar kalabalıktır ki diyor ve maskesiz insanların birkaç tanesi tabii ki. Bu çok önemli, bu çok 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 önemli. Evet, İngiltere'de faiz oranlarının eksiye düşme ihtimali var. Bugünlerde eksi 25'e, eksi 75'e kadar düşebileceği de konuşuluyor. Bizi aşan bir konu bu. Tabii ki bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Dele Ali'ye geçmiş olsunlarımızı söyleyelim. Bugün tabii ki devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Programımıza devam edeceğiz. Bize mesaj gönderenlere de bakıyoruz. Hatice Momin'e söylemiştik. Kardeşlerimize Metine Mirali Bengisu teşekkürler. Serdar Tirak kardeşim okumuştum. Okumuştum yazını da, sağ olasın. Ve İngiliz gazetelerinden son olarak Türkiye gazetelerine bir geçelim. Türkiye gazetelerinin ön sayfalarında bugün neler var Türkiye gazetelerinin? Şöyle bir bakalım. Bugün tabii ki çok özür diliyorum. Evet, buradan bakacağız. Beklettim sizi. Zaten programın sonları, Türkiye'yi de dinlemek istemiyorsanız başlıkları siz gidebilirsiniz. Yok, ayrılmayın. Bugün Kanal T'den ayrılmayacaksınız efendim. Bugün Kanal T'den ayrılmıyorsunuz. Virüs ölmedi ama komada, bu dünkü gazeteydi. Dünkü Hürriyet'in manşetiydi. Biz bugünkü sabaha bakalım. Bugünkü sabah gazetesi manşetinde dünya devi Türkiye'yi seçti. Salgınla mücadelesi örnek gösterilen Türkiye ülgi odağı olmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük perakendecisi Walmart siparişlerini Çin'den ülkemize kaydırdı diyor. Walmart, keşke bizden de alsalar. 1-2 okka biber, 1-2 okka patates. Evet, tehdit sürüyor, tedbir zorunlu. Türkiye'de tehdit sürüyor, tedbir zorunlu. Sözcü'deki köşesinde dürüstlük ve ahlak dersi veren Yılmaz Özdil, villasındaki tescillenmiş kaçak bölümleri yıktırmamak için mahkemeye koştu. Utanmadan mahkemeye koştu yazmış burası. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verince sabah başlayan yıkım öğleden sonra durdu. Bodrum Belediyesi'nin kaçak bölümler için dozer kullanmaması ve kiremitler kırılmasın diye tek tek özenle toplaması dikkat çekti. Yani ne yapsınlar, evi mi yıksınlardı yani, adam muhalif yazarsa, yani Allah aşkına yapmayın ya böyle şeyler. Yani yazık, bence gerçekten Türkiye'ye, bugün gerçekten Türkiye'ye yazık ediliyor bence. Evet, botoks caiz mi? Bir bu eksikti. Bakalım. Profesör Doktor Hatipoğlu botoks caiz mi sorusunu yanıtladı. Haram demek kolay değil. Bu yüzden mekruh diyoruz. Yapılmaması daha iyi. Evet. Botoksa haram demek kolay değil. Mekruh diyoruz. Yapmayın. Yani diyor Profesör Doktor Hatipoğlu. Botoks. Evet, Başkan Erdoğan bazı yerlerde tam olarak kurallara uyulmadığına dair görüntüler var. Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız diye konuşuyor ki yanlış değil bu diyor Sayın Mehmet Barlas bugünkü yazısında. Evet, bizim de aslında okuyacaklarımız bu kadar, fazla söze gerek yok. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Yarın Cuma, yarın da programımızı konuksuz yapıyoruz buralarda. Pazartesinden itibaren konuk almaya başlayacağız. Pazartesinden itibaren sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Yayın yönetmeni Ersan Balıkçıoğlu'nun da, Hasan Koç kardeşim de geldi, onun da selamları var sizlere. Yarın sabah 07.30'da buluşalım. Pazartesi sabah konuklu normal yayınımıza
başlayacağız, geçeceğiz artık. Ama biz dikkatli olalım. Lütfen yine de dikkatli olalım. Yani kucaklaşmayın, öyle yaklaşmayın. Dikkatli olalım, çok dikkatli olalım. 40 derece oluyor sıcaklık. Yani bugün de dahil olmak üzere ben şu anda buradan çıkacağım. Yani bir deniz kenarına gitmek istiyorum. Kimseyle karışmadan, kimseyle konuşmadan oturacağım. Bir gölgecik bulacağım. Bir sehpacık koyacağım. Büyük bir ihtimalle yazıcığımı yazacağım. Anladın? Anladınız? Dolayısıyla bu deniz kenarındaki beriptero tipi veya restoran tipi, bütün bahçesi olan iş yerlerini bence açalım. Çünkü artık devletin alacağı bir tedbir yok diye düşünüyorum. Herkes kendi tedbirini alsın. Herkes maskeciğini taksın. Yanınıza biri gelmediği saatlerde de güneşte güneşlenirsiniz veya bir gölgede yazan açık ara bilin, çünkü o beytan vallahi yani şey yapar, sıkıntı yaradır. Lütfen bulaşmayın, yaklaşmayın, elleri yıkamayı, hatta sürekli gusül abdestiyle beraber boydan yıkanmayı, yıkanmayı, çok hoşuma gider o laf. İkan da be kardeş, da kokan. Yani bak mesela o da önemli. Hafif koku katsın. Mesela benim gibi şişman kişilerde, kilolu diyelim, zor, daha zordur terlen şey yapan. Hele şimdi ya 40 derece bu bayarın. 40 derece. Örsan baba 40. 40 santigrat Celsius tomorrow. 100 Fahrenheit. Yani you know that der İngiliz. Onun için yarın ben diyorum ki berip derocukları açın, karpaza, bilmem nere insanlar gitsin, paralı foteller, ne yapacak bu sene, fotel dedim, fotellerdi, hiç hayatımda gitmedi herhalde garibim, Allah rahmet eylesin. Ne gereği vardı, o zaman paralı değildi ki zaten, otel mi vardı, 5 yıldız mı vardı, yani her neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok, yarın sabah görüşeceğiz, inşallah bugün Bakanlar Kurulu'ndan berip derocuklara açtık, ama dikkat edin, el yıkama, sıcaklık, ateş, öksürük, sakın, sakın ikinci dalgadan bahsediyorlar. İkinci dalga. Yuh. Kapı, pencere, çok dikkat. Türkiye'den, İngiltere'den gelişler bu ara. Karantina, marantina, hepsine devam. Bizim kapalı sistemimiz is a good system. Çünkü iyi bir sistem. Burada devam. Açılma yok. Biz içeride açılalım, içeride açılalım. Şimdilik bir şey yok. Ama dışarıdan bir tane gelirse bum. Onun için çok dikkat. Ekris bum. One ship ship güm. Uçarık giderik. Evet, sizleri çok seviyoruz. Örsan selamlarını iletiyoruz. Kanal T'den ayrılmıyorsunuz. Yarın sabah 07.30'da boyun ve kulak ağrısız inşallah karşılaşırız. Hepinizi çok sevdik bir kez daha. Hoşça kalın.